Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda ahirete imanla ilgili ayetlerin meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 4. ayet. Yine onlar hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere iman ederler. Ahiret gününe ise yakinen inanırlar. Bakara Suresi'nin 46. ayetinde onlar kendilerinin Rablerine kavuşacaklarını ve günün birinde ona döneceklerini kesinlikle bilen kimselerdir. Bakara suresinin 62. ayetinde Sözde iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işlerse işte onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara suresinin 123. ayetinde hem öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden bir kurtuluş bedeli alınmaz. Kimseye şefaat fayda vermez ve hiç kimseye yardım da edilmez. Bakara suresi 177. ayette ise yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanan malını sevdiği halde akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, dilenenlere, hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı dosdoğru kılıp zekatı ödeyen, antlaşma yaptığında sözünde duran, sıkıntı, darlık, hastalık ve şiddetli savaş zamanlarında sabredenlerin yaptığıdır. Kulluklarında samimi ve dürüst olanlar işte bunlardır. Gerçek takva sahipleri de yine bunlardır. Ali İmran suresinin 9. ayetinde Rabbimiz "Sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde kesinlikle bir araya toplayacaksın." Doğrusu Allah verdiği sözden caymaz. Ali İmran suresinin 25. ayetinde "Geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet günü hesaba çekmek için onları bir araya topladığımızda hallere nice olacak." Çünkü o gün herkes iyi kötü ne yapmışsa karşılığını eksiksiz alacak ve hiç kimseye haksızlık edilmeyecektir. Nisa suresinin 38. ayetinde Nisa suresinin 38 ve 39. ayetlerinde Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne fena bir arkadaştır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden onun yolunda harcasalardı ne zararları olurdu sanki. Ama Allah onları çok iyi bilmektedir. Nisa suresinin 59. ayetinde Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve içinizden kendilerine Yetki verdiğiniz yöneticilere de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz bir meseleyi hemen Allah'a ve peygambere arz edin. Böyle yapmanız hem hakkınıza daha hayırlıdır hem de netice itibariyle daha güzeldir. Nisa suresinin 162. ayetinde fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ile sana indirilene ve senden önce indirilen kitaplara iman eden müminlere özellikle namazı dosdoğru kılan, zekatı veren Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere pek büyük bir mükafat vereceğiz. En'am suresinin 113. ayetinde Şeytanlar bu fısıldaşmayı ahirete inanmayanların gönülleri ona aksın, sonra büsbütün ısınıp ondan Zevk alır hale gelsin ve zaten tabiatleri haline gelmiş günahları işlemeye devam etsinler diye yaparlar. Araf suresinin 147. ayetinde ise ayetlerimizi ve bir gün ahiretle yüz yüze gelecekleri gerçeğini yalanlayanların bütün amelleri boşa gitmiştir. Hem başka nasıl olacaktı ki? Yoksa yaptıklarından başka bir şeyin karşılığını mı göreceklerdi? Tövbe suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler gerçek manada imar edebilir. Doğru yola ermiş olmaları umulanlar işte bunlardır. Yoksa siz hacılara su dağıtma ve mescidi haramın bakım ve onarımını üstlenme gibi hizmetleri Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah yolunda cihad eden kimselerin yaptığı işlerle bir mi tutuyorsunuz? Bu iki grup Allah yanında elbette eşit değildir. Allah böyle zalimlere doğru yolu göstermez. Tevbe suresinin 44. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad etmekten geri kalmak maksadıyla senden asla izin istemezler. Allah o takva sahiplerini çok iyi bilir. Yunus suresi 45. ayette ise Allah onları mahşerde topladığı gün sanki dünyada sadece günün bir saatinde birbirleriyle tanışmaya yetecek kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da doğru yolu bulamayanlar o gün kesinlikle hüsrana uğramışlardır. Nahl suresinin 22. ayetinde Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ne var ki ahirete inanmayanların kalpleri bu en büyük gerçeği ve ona dayanan daha pek çok gerçeği inkara şartlanmıştır. Onlar boş bir büyüklenme içindedirler. Keyf suresinin 110. ayetinde de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyedilmektedir. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameller işlesin ve Rabbine kulluk ederken, hiçbir şey ona ortak koşmasın. Neml suresinin 23. ayetinde, sebellere hükümdarlık yapan bir kadın buldum ki, kendisine her güzel şeyden bir nasip verilmiş, onun büyük bir tahtı ve pek güçlü bir yönetimi var. Lokman suresinin 4. ayetinde, Onlar namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, ahirete de tam ve kesin bir şekilde inanırlar. Şura suresinin 7. ayetinde şehirlerin anası Mekke halkı ile onun çevresindekileri uyarman ve geleceğinde şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetinden sakındırman için sana böylece Arapça bir Kur'an vahyediyoruz. O gün geldiğinde insanlardan bir kısmı cennette, bir kısmı ise çılgın alevli cehennemde olacaktır. Me'aric suresinin birinci ayetinde birisi kalkıp gerçekleşeceği kesin olan bir azabın hemen gelmesini istediği son ayet olarak da Me'aric suresinin 26. ayeti onlar hesap ve ceza gününün gerçekliğine inanırlar. Rabbim ahirete kesin olarak inanmayı, amellerimizi Allah'a arz ediyor gibi yapmayı, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, cehaletten bilgisizlikten, fitneyi fucur çıkarmaktan, kötü insanlarla beraber olmaktan, insanlara zulmetmekten, Allah'ın yasakladıklarını terk etmeyi, emir buyurduklarını yapmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.